Sevgili seyirciler, mevsim itibariyle artık şu anda soğuklarla baş başayız. Ülkemizin birçok noktasında kış şartları çetin geçmeye başladı. Kimi noktalarda çok sert soğuklar, kimi yerde de artık karlı havalar. Efendim kış gelince birçok hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Onlardan korunmanın yöntemleri de var tabii ki. Ama biz bugün sizlere farklı bir hastalıktan korunmanın yöntemlerini anlatacağız. Hatta birçoğunuz da şu anda ah buram tutuldu, vah şuram ağrıyor dediğinizi duyar gibiyiz. Efendim özellikle kronik ağrıların nasıl çözüleceğini konuşacağız. Konunun uzmanı da bir hocamız, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyi, siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam, biraz sesiniz yükseldi hocam ya, böyle çekingenlik var sanki. Tanıyalım hocam öncelikle sizi. Ben doçent doktor Habib Postan, anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. Ama biz bugün farklı bir çalışmayı konuşacağız değil mi hocam, tedavi olarak? Evet. Neyi konuşacağız hocam? Bugün kurine tedavisi, intramüsküler stimülasyon tedavisini konuşacağız. Peki hocam, bizim hastalarımız daha çok kronik ağrısı olan hastalar değil mi? Evet. Bu geçmeyen, bir türlü bırakmayan hastalıklardan, ağrılardan özellikle bahsedeceğiz, ağrılar olan. Evet, özellikle kurine tedavisiyle tedavi edilebilecek hastalıklardan, yani kas iskelet sistemi kaynaklı hastalıklardan ve buna bağlı ağrılardan bahsedeceğiz. Peki hocam, kurine tedavisi nedir diye hemen kısaca bir soralım. Kurine tedavisi Kanadalı bir anestezi doktoru tarafından geliştirilen ve daha sonra bütün dünyayla kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılar tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Peki herkes uygulanır mı hocam bu yöntem? Bu yöntem kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılar olan örneğin bel ve boyun fıtığı, kireçlenmeye bağlı diz eklemi veya başka bir eklem de olabilir. Bu eklemlere bağlı ağrılarda faydalı. Etkinliği çok yüksek olan bir yöntem. Peki hocam, başarı seviyesi yüzde olarak? Ortalama %85-90 oranında başarı vardır. Ama tek seansta değil, seanslar şeklinde olan bir tedavi yöntemidir. Minimum ve maksimum seans sayısı hocam? Hastanın durumuna ve hastalığın ciddiyetine göre değişmekle beraber ortalama 6-8 seans uygulanmaktadır. Peki hocam, bu hastalıkta seanslardan bahsettiniz. Yaş aralıkları var mı? 12 yaşının altında çocukların kendini ifade etme ve iğne korkularından dolayı bu tedavi uygulama noktasında bazı sorunlar var. Ama diğer yaş gruplarında rahatlıkla, güvenle kullanılabilir. Peki hocam, pahalı bir yöntem midir bu? Kesinlikle pahalı bir yöntem değil. İlaca göre, operasyona göre daha mı maliyetlidir? Sadece küçücük bir iğne ve maliyet çok düşük. Hem de uygulanması ve seansları da çok uzun sürmeyen bir yöntem.